Herkese merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle genel duyurumuzu yapalım her zamanki gibi sonra devam edeceğiz. Para kazanız video içeriğine tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Polyhedra ile alakalı olacak. Polyhedra'da bugün içerisinde bir duyuru yapıldı. Yeni NFT mintleme olayları geldi. Bununla alakalı genel bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde konumuza geçiş sağlamadan önce dün atmış olduğum videolar vardı biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi ARKM ile alakalı Binance'teki Bir tanesi de Zeki Era üzerindeki yeni bir platform olan Big Int ile alakalıydı. Bu platform içerisinde bir airdrop kampanyası var. Buna katılarak platform içerisinde airdrop alabileceksiniz. Hem de Zeki Era'da TX kasmış olacaksınız. Onun için muhakkak buna katılın. Şöyle hemen göstereyim. Bakın burada şu an 5 tane arkadaş kaydını açmış. Bu arkadaşlar böylelikle AirDrop'tan faydalanma şansına erişecekler. Genel bilgiler videomda var bakabilirsiniz. Bu videoda anlatmadığım bir nokta var bir husus var. Hemen ona da bir değinelim. Videoda anlatmadığımız husus arkadaşlar zikli görevleri. Zikli görevleri muhakkak yapın çünkü buradan da AirDrop gelecek. Yani hem zikli kısmında hem diğer platform içerisinde handle mintleyerek sezon 1 görevlerini yaparak aynı zamanda sezon 1 bittikten sonra sezon 2 ve sezon 3 görevlerini de yaptığımız zaman toplu olarak biz burada airdrop almaya hak kazanmış olacağız. Yani sezon 1'i yapıp diğerlerini yapmaya da bilirsiniz ama sizler hepsini yaptığınız zaman daha çok kazanmış olacaksınız. Muhakkak buradaki zikliye katılarak zikli görevlerini de yapın. Diğer videomun altında linki var ziklinin. Şöyle göstereyim. Videoma girdiğiniz zaman şu aşağıya geldiğinizde yorumlar kısmında Hem katılım linki hem de Videoda söylemedim ama zikri görevlerinde mutlaka yapın demişim Buradan katılabilirsiniz veyahut da bu videonun altına da Ben linki sizler için koyarım Şimdi hemen diğer Bizim değineceğimiz konuya geçelim Şimdi arkadaşlar ziki bridge içte Lokalite program kapsamında Pandolia diye bir mint görevi geldi toplam 3 tane görev var burada Bunlar Galaxy üzerinde yapılıyor Şöyle geri çıktığımız zaman toplam 3 tane görev olduğunu göreceksiniz. Bakın Pandalia Polyhedra Network üzerinde Master of Pandalia diye geçiyor. Şimdi bu görevlerin linkini ben size zaten vereceğim. Bütün hepsi yorumlar kısmında bulunacak linklerin. Oradan bastığınız zaman hepsine teker teker gidip görevleri yapabilirsiniz. Toplam bakın burada 3 tane görev var. Bu görevlerden bir tanesinden 20 puan alıyoruz. Diğer görevden Şuna bakalım bundan da 20 puan alıyoruz büyük bir ihtimalle hepsinden 20'er puandan olmak üzere toplamda 60 puan Şimdi burada yapılacak görevler neler Toplamda 3 tane NFT mintlememiz gerekiyor Bunları mintleme görevleri S2 Bridge üzerinden yapılıyor Şurada yukarıdaki locality'ye gelip Şuradaki Pandora butonuna bastığınız zaman Sizi zaten mintleyeceğiniz sayfaya atıyor Toplamda 3 tane A kullanmamız lazım. Bunlardan bir tanesi BNB ağı, bir tanesi poligon, diğerisi de core ağı. Core eğer bakiyeniz yoksa muhakkak core ağına bakiye atmanız lazım. Hemen şöyle CoinMarketCap'ten bakalım. CoinMarketCap'ten Kor üzerinde hangi borsalarda listelenmiş olduğunu size göstereyim. Şimdi bakın core ağına geldiğimiz zaman core coin'inde Toplamda baktığımız zaman bayağı bir borsada olduğunu göreceksiniz. OKX'te, Huobi'de, Bybit'te, Gate'de, Bitget'te bu borsalarda var. Bu borsalarda alarak arkadaşlar MetaMask'ınıza Kora'nı yükledikten sonra Kora'nın bilgilerini de ben size yorumlar kısmına veririm. Eklersiniz, gelip buraya token'inizi atarsınız. Zaten bu adı işlemler ucuz olduğundan dolayı 1 dolar atmanız yeterli olacaktır. Core ağına da atın. Polygon ağına da bir miktar matik atın. BNB ana da aynı şekilde atın. Binance Smart Chain ağına. Bu üç ağda da muhakkak sizin coin'iniz olsun ki buradaki Polyhedra Network üzerinde yapılacak olan NFT mintleme veyahut da diğer görevlerden faydalanın. Şimdi ben size burada birkaç tane işlem yapacağım. Şimdi şuradan bakın. Normalde daha önceden şurada musluklarımız vardı ama şu an burada yok. Onun yerine şu sayfaya gelip yani locality sayfasına gelip Şuraya geliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman galeri geliyor bakın. Toplam 3 tane mintleme görevi var. Bunun hepsini mintleyeceğiz. İlk önce kord ağındaki yani kord ağdaki mintlemeyi yapalım. Bunu aldım. Request dedim. Öncelikle bunu bir mintleyelim. Bakalım ne kadar komisyon kesecek. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey kesmiyor. Dolar cinsinden 0.0. Onayla dedim. Bunu mintleyeceğiz. Bunu mintledikten sonra metamask'ımızı eklemeyi de göstereceğim size. Sadece hani metamask'ı görünsün diye söylüyorum. Yoksa hani metamask'ı görünmesinin veya görünmemesinin çok bir bize faydası yok. Bakın şuradaki kontrol adresini alıyorsunuz. Metamask'ınızı açıyorsunuz. 13.469 da ID'miz. 13.469. Bakın şurada yazıyor. Token'in ID'si. Buraya da 13469'u yazdık ve ekle dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Pandro isminde bir NFT eklendi. Melody şeklinde yazıyor zaten. Şu kısımda da girdiğinizde bakın Melody. Bunu arkadaşlar Melody olanı kor ağına atacaksınız. Şuradaki ağı da değiştirelim. Ne yapalım? Polygon yapalım. Sayfayı güncelleyelim. Hata verdi çünkü. Buraya geldiğimizde görevlerle alakalı bilgiler şurada yazıyor. Bakın burada atmış olduğumuz melodi ile başlayan NFT'yi bakın diyor ki Core DAO'dan BNB ağına veyahut da Polygon ağına gönderin diyor. Birinci görevimiz bizim bu. Yani benim şu an hali hazırda Core olan şu an matik ağına geçmişiz. Gerçi çünkü burayı poligon yaptığımız için matik ağına geçtik. Tamam sıkıntı yok. Dağ ağında olan, kor onda ağında olan NFT'mi ya BNB'ye ya da poligona atmam lazım. Hemen geldim. Buradan bakın mintlediğiniz zaman size şurada bir buton veriyor. Z2 Bridge NFT diyor. Buna bastığınız zaman transfer sayfasına gönderiyor sizi. Bizim tokenimizin kontrat adresi ve bu adresi burada yazdı. Hemen next dedik. Confirm import kısmına bastık ve buradan Core tekrardan geçtik. Next dedik. Bu sefer göndereceğimiz ağı seçiyor. Ben poligonu tercih ediyorum. Siz isterseniz BNB tercih edebilirsiniz. İkisinden birine gönderin diyor sonuçta. Next dedim. Hemen approve diyelim. Bakalım ne kadar komisyon gelecek. Bakın buradan da bir şey gelmedi. Onayla dedim. Şimdi bir tanesini ben size göstereceğim. Diğerlerini de siz yapabilirsiniz. Transfer kısmına girdik bu sefer. Bakalım buradan ne kesecek. Buradan da bir şey kesmiyor. Çok ufak miktarlar bunlar. Bakın 13 cent kesmiş. Gaz ücreti zaten yok. Yani yaklaşık olarak 1,21 kord 0,13 dolara karşılık geliyor. Onayladık. Şimdi Koran'a baktığımız zaman ne kadarımız kalmış? 13 giderse 38. Yani burada yaptığımız işlemde 0,38 dolarımız kaldı. Bu işlem bittikten sonra devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar transfer tamamlandı. Ben DAO üzerinden ya da Core DAO üzerinden poligona buradaki NFT'yi geçirdim. Bu birinci işlemimizdi. Şimdi bu birinci işlemi tamamladıktan sonra bizim şu görevler sayfasına giderek şurayı onaylamamız lazım. Ama başlangıç itibariyle muhtemelen bastığım an onaylamayacak. Çünkü bunun kontrol süreçleri var. Manuel olarak güncelleniyor. Hemen deneyelim bakalım. Gelecek mi? Gelmedi. Muhtemelen bu 1-2 gün içerisinde burası şunun gibi yeşil olacak. Bu niye yeşil? Çünkü burada bir tweet atma görevi vardı arkadaşlar. Bunun üzerine basıyorsunuz. Tweet atma görevi. Buradaki tweet'i retweet yapıyorsunuz. Retweet yaptıktan sonra burası saniyeler içerisinde. Tekrardan verify butonu var burada. Şu kısımda. Burayı onayladığınız zaman hemen onaylanıyor. Ama bunun gelmesi 1-2 günü bulur büyük bir ihtimalle. Zaten 11 Temmuzla başladı bugün itibariyle 31 Ağustos'a kadar devam edecek bir etkinlik bu. Şimdi bunu yaptıktan sonra diğerlerini yapmayacağım ben. Ama size göstereceğim nasıl yapıldığını. Bunun gibi yapılacak. Bakın burada piksel yazıyor. Girdim bunun içerisine. Zaten her biri için bir tane retweet yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ben bir tane yaptığım için diğerlerinde de benzer şekilde gözüküyor. Burada da benzer şekilde arkadaşlar. Şuradaki bizim buradaki NFT'mizi bu arada buradaki NFT arkadaşlar Layer 0 scan üzerinden görebiliyorsunuz transferini. Yani bu platform Layer 0'yu kullanıyor. Bu platform üzerinden yaptığınız her türlü NFT transferi Layer 0 scan tarafından görüntülenebiliyor. Aynı zamanda Polygon scan üzerinden de görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi burada bakın Other NFT transfer kısmı var. İsterseniz buraya tıklayın. isterseniz Locality'ye gelip tekrardan şuraya basabilirsiniz. Bakın ben burada yapmış olduğum işlemi tekrar görebiliyorum. Çarpı kısmına bastım. Bu sefer ne yapacağım? Bunu yapmıştık. Bu sefer poligon kısmına gelelim. Poligona yapacağımız transferi gösterelim size. Şimdi poligona geldiğim zaman farklı bir NFT gelecek. Bakın farklı bir NFT geldi. NFT'lerimiz zaten bunlar bakın. Cordao'daki bu, poligondaki bu, Binance'teki bu. Şimdi bizim 3 tane görevimiz vardı. Üçünde de zaten aynı NFT'ler değil. Farklı NFT'ler üzerinde işlem yapacağız. Bakın burada ne diyor? Poligondan BNB Smart Chain'e veyahut da Core işlem yapın. Şimdi burada isterseniz poligona yaptıktan sonra BNB Chain'e atabilirsiniz veyahut da Cordao'ya atabilirsiniz. Benim tavsiyem daha demin ne yapmıştık? Cordadan poligona atmıştık. Şimdi ise poligondan Cordao'ya atabiliriz. Bir dahakini BNB'ye atacağız. Yani BNB'ye mi diyeceğiz diğer NFT'yi? Bu sefer de BNB'den poligona atarız. Yani Corda'yı çok kullanmadığımız için Corda'yı da kullanalım diye söylüyorum. Yani burada en azından Z213 üzerinde Corda'yı da kullanmış olalım. Çünkü daha çok poligon ve BNB kullanmıştık diğer görevlerde. Burada da bunları kullanalım. Yapacağınız işlemler bunlar. Yani bizim şu an itibariyle yapmamız gereken şunları öncelikle mint demek. Ben diğerini yapmayacağım transfer işlemlerini benzer şekilde yapılacak ama şurada göstermek için poligonda bir bir quiz yapalım bakalım. Ne kadar bir fi kesecek? Onu da göstermiş olayım. Burada da 1 sentlik bir fi var. Çok ucuz. Yani burada işte Kordağ'da 1 dolar atsanız, Mati'ye de 1 dolar atsanız, BNB'ye 1,5-2 dolar atsanız yetecektir diye düşünüyorum. Ama her birine arkadaşlar 5'er dolar atın ki buradaki görevlerin tamamını yapalım. Çünkü buradaki bütün görevler önemli olacak. Şimdi buradakini de ekledik. Hadi gelin sizlerle birlikte bir de poligon ağına şu NFT'mizi ekleyelim. NFT'mizi geldik. Gerçi neydi buradaki? Bakayım 199.21. 199.21 şeklinde ID'mizi de kafamızda, aklımızda tutuyoruz. Adresimizi yapıştırdık. Ve ID'mizi yapıştırdık. Ekle dedik. Buraya da ekleme işlemini gerçekleştirecek. Bekleyelim. Evet şu an ekledi. Gördüğünüz gibi eklendi. Buradaki görmüş olduğunuz bütün NFT'ler benim. Galaxy sitesi üzerine yapmış olduğumuz OAT'ler veyahut da şunlar da z birici kullanarak almış olduğumuz NFT'ler bunlar ileriki aşamada bize lazım olacak. Şimdi bunu dediğimiz gibi poligona yapmıştık. Bunu poligondan core ağına atabilirsiniz. Şuradaki birici kullanarak. Şimdi ben bunu çarpıya tıkladım. Bu sefer de BNB üzerindekini alacağım. hemenleri request dedim. Burada da 10 cent çıkartabilir. 7 cent 10 cent belki. BNB biraz daha pahalı oluyor diğerlerine göre. Şöyle bakalım. Bakın 7 sent. 7 ile 10 sent arası düşünün bunun için. Transferde de bir 20-30 sent isteyecektir diye düşünüyorum. Bunu da yapsın bakalım. Bunu da mitledikten sonra transferleri size bırakıyorum. Zaten bir tanesini gösterdim. Diğerlerini de yaparsınız benzer şekilde. Hemen bunu da aldım. 277.02 Şöyle gelelim. 277.02 Şuraya da adresimizi yapıştıralım. Ve ekle diyelim. Buraya NFT'ler eklememizin sebebi aslında daha ilerki aşamada hangi NFT'leri buraya eklediğimizi görebilmek. Yani ben hangilerini mitlemişim. İleriki zamanda unutabilirsiniz. Bunları muhakkak not da alın. Not alın ki unutmayın. Bakın ben bayağı bir NFT buraya mitlemişim. OAT'ler var. Farklı mintler var. Bakın burada zaten gözüktü. Şuradaki NFT'miz. Şimdi bunu da BNB'den poligona atabilirsiniz. Artık size kalmış. Şuraya basarak buradaki işlemleri teker teker halledebilirsiniz. Benim anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Sorularınız, yorumlarınız olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Video içeriğimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.